CHP'nin aday tanıtım toplantısını izledin. Hem oradaki toplantıyı ve havayı yansıtacaksın. Bir de galiba Murat Karayalçın'la ve çok sayıda insanla konuştun. Acaba Ankara'da gündem nasıl? İsmail Önce ben de şunu merak edeyim. Tüm izleyiciler gibi aslında Sayın Kılıçdaroğlu'yla sohbetini ben de merak ediyorum. Onu ben de dikkatle izleyeceğim ama ben tabii dünkü toplantıya ilişkin izlenimlerimi ve tespitlerimi, notlarımı aktararak söze başlamak istiyorum müsaadenle. Evet CHP dün aday tanıtımını gerçekleştirdi. Aday tanıtımını ise yaklaşık 4 ay önce kurultayı, kurultayın yapıldığı salondaydı.

gerçekleştirdi. E o salondaysa aslında olanlardan çok e, olmayanlar e, konuşuldu. E tabii başta e, Lütfü Savaş e, salonda yoktu. E, onun gelmemesi e, yine en çok konuşulan konulardan e, birisi oldu. E, yine e, CHP'nin eski genel başkanları da bu aday tanıtım toplantısına davetliydi. E Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin salonda yer aldı ama Sayın e, oldu ve Altan Öğmen e, gelmediler. Rahatsızlıklarını e, gerekçe gösterdiğini e, söyledi CHP'de konuştuğumuz isimler ama tabii bunun detayını e, senden öğreneceğiz. E, ayrıca e, kurultayda e, yaşanan o heyecan dalgası dün e, aday e, tanıtım toplantısında e, salonda e, yoktu. O da yine e, gördüğümüz noktalardan e, birisi oldu. Mansur Yavaş ve e, İmamoğlu'na yönelikse e, bir ilgi vardı. Onlar platforma sahneye çıktığında bir heyecan dalgasınınsa salona yansıdığını gördük. Tabii en çok alkış alan isimlerden birisi ise Yılmaz Büyük oldu. Şimdi Lütfü Savaş meselesine ve CHP'deki Hatay krizine gelince son durum ne? Son durumla ilgili şöyle bir tabloyu özetlemek mümkün. Aslında CHP 6 Şubat'tan bu yana bir alternatif arayışında 6 Şubat'ta depremin birinci yıl dönümünde gerçekleştirilen protestolar sonrasında CHP yönetimi tepkilere sessiz kalamayız, vatandaşın ne dediğine kulak vermeliyiz demişti ve bir aday arayışında olduklarını aslında zaten ilan etmişlerdi ama CHP bu kararını henüz vermiş değil, Hatay'la ilgili isimde de netleşmiş değil. Bu Hatay sancısı ve Hatay krizi baktığımızda salona da yansımış durumdaydı. Tabii bu değerlendirme sürecinin ve alternatif arayışının aslında bu kadar uzun sürmemesi en azından bu aday tanıtım toplantısı öncesinde bu kararın verilmiş olması gerekiyordu İsmail. Benim edindiğim bilgiye göre dün aday toplan, tanıtım toplantısı yapılırken aslında Lütfü Savaş Ankara'daydı İsmail. Ankara'ya cuma günü gelmişti bir televizyon programına katılmak üzere ve aslında Ankara'ya gelirken de aday tanıtım toplantısına katılmayı da planlıyordu. Böyle bir düşüncesi de vardı Lütfü Savaş'ın ancak hem hafta sonu boyunca hem de dünkü toplantı sonrasında da çok yönlü bir temas trafiği yürütüldü ve CHP kulislerinde elbette Lütfü Savaş'ın yanında yerine konuşulan bazı isimler de var. Eski bakan Mehmet Dönen'in adı geçiyor. Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, eski milletvekili Suzan Şahin ve yine eski BARA başkanı Cihat Açıkalın'ın adı geçiliyor ama dediğim gibi hem hafta sonu boyunca hem de dünkü toplantı sonrasında çok yönlü bir temas trafiği yürütüldü. Genel Merkezle Lütfü Savaş, Hatay Milletvekilleri, Hatay teşkilatı arasında ve CHP kulislerinde şöyle bir e, formül de e, konuşulmaya başlandı. Aslında bir isim e, değişikliğine gidilecekse Lütfü Savaş'ın da e, işaret ettiği veya Lütfü Savaş'ın da destek vereceği e, bir e, isim arayışında e, olduğu e, konuşuluyor. Böyle bir formül de e, dile getirilmeye başlandı. Dediğim gibi bununla ilgili de e, çok yönlü bir temas trafiği e, yürütüldü. Aslında artık zaten e, çok da fazla zaman kalmadı. CHP'nin Hatay kararını bugün veya en geç yarın saat 17'ye kadar görmek durumundayız. Çünkü saat 17'de yarın listeler YSK'ya verilmek zorunda son sürede. Yarın ve dediğim gibi saat 17 İsmail. Artık önümüzde de çok fazla bir zaman yok. Bu açıdan CHP'nin de bu kararını artık ilan etmesi gerekiyor. gerekiyor. Son tablo ve son durumu böyle özetlemek mümkün. E, tabii tüm bu çok yönlü temas trafiği yürütülürken kulisler oldukça hareketliyken Lütfü Savaş'ın eşinin sosyal medyadan paylaştığı mesajda oldukça dikkat çekti. E, yolumuza devam ediyoruz şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Dünle ilgili tekrar izlenimlere ve salondaki notlara dönecek olursak İsmail, evet salonda tribünler yer yer boş kaldı, heyecan dalgası çok fazla yoktu ama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salona girmesiyle ve konuşmasıyla salon hareketlendi. Özgür Özel'in konuşması salondaki o, o heyecansızlığı dağıtmış oldu. Orada Özgür Özel'in verdiği mesajlarda bir önemliydi. Parti içine yönelik özellikle bu aday belirleme sürecine ve tartışmalarına ilişkin mesajlarda dikkat çekti. Burada Özgür Özel adayların objektif kriterlerle belirlendiğini söyledi. Vefa vurgusu yaptı ve ayrıca Türkiye ittifakına da işaret etmiş oldu. Seçimlerde bunu sağlamaya yönelik çaba sarf edeceklerini belirtti İsmail Erdem'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve Ankara büro Evet de... Sibel tabii. Tabii Sibel. İsmail ben hani bir soru sorarsın diye bir es vermiştim ama e, tabii şunu da belirteyim e, gelenler kadar e, gelmeyenler konuşuldu dedik ama e, gelenlerin e, izlenimleri de elbette önemliydi. E, sen de e, sayın e, Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu ifade ettin ama ben de salonda bulunan eski genel başkanlardan Karayalçın. Murat Karayalçın'la konuştum. E, hem e, salona ilişkin izlenimlerini değerlendirmelerini bu süreçte bu sürece ilişkin değerlendirmelerini merak ediyordum. Onu sordum Sayın Karayalçı'na. Onu da hemen aktarmak istiyorum. Murat Bey şunları söyledi. Öncelikle toplantının o genel havasını kastederek örgütlenme ve organizasyon başarılı değildi ama genel başkanın konuşması başarılı ve coşkuluydu değerlendirmesini yaptı. Ve aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalara da işaret ederek şunları söyledi. Sayın Karayalçın, kaygılarım, eleştirilerim var ama bunları bir yana bırakmak lazım. Artık seçime odaklanmalıyız, odaklanmak zorundayız dedi. Ve Türkiye ittifakını kurmaya çalışırken aslında CHP'nin kendi içerisinde birlik bütünlüğü sağlaması gerektiğinin altını çizdi ve biz önce kendi içimizdeki tartışmaları geride bırakmalıyız dedi. Haksızlık yapıldı diye partiye Haksızlık yapılmamalı dedi ve herkesi partiye sahip çıkmaya çağırıyorum ifadesini kullandı. Bu da oldukça altı çizilmesi gereken bir söz bana göre İsmail. Evet Sibel'e bu özel bilgisi için de çok teşekkür ediyorum. Biz dün Sibel Erdem'le konuştuk efendim. Dolayısıyla hani Murat Karayalçın'la konuştuğunu biliyordum ama biraz önce ona sözü bıraktım ondan sonra... Galiba dedim acaba kayıt dışı mıydı, kayıt içi miydi, söylemek istiyor muydu, istemiyor muydu? Ondan emin olamadığım için sormadım. Ama kendisi ne kadar iyi yaptı ve araya girdi ve söyledi. Sibel bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Görüşmek Sibel de Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden bir tanesi. Şimdi bakın çok soru geldiği için ifade etmek istiyorum. Şimdi bazen hata yapılır. Kişiler de yapar, kurumlar da yapar, işte Özgür Özel de yapar, CHP de yapar. Fakat sürecin nasıl yönetildiği önemlidir efendim. Mesela Lütfü Savaş'a... aday mı yapmak istiyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hatalı mı? Olabilir. Yapabilirsiniz. Aday yapmayacak mısınız? Yapma edebilirsiniz. Ama böyle olmaz. Hep şunu öğrettiler. En kötü karar kararsızlıktır. Şimdi bakın. Suzan Şahin. Geçmiş tarihte aradığımda söylemişti, iznini alamamıştım ama şimdi açık açık yazmış bana. Bakın ne diyor. Lütfi Savaşı eşiyle beraber aday tanıtımına çağırıyorlar. Sonra ismini okumuyorlar. Bir gün önce cumartesi akşamı Ankara'ya tanıtıma gelen adaya sizinle devam edemeyeceğiz galiba diyorlar. Galiba kararı bugüne bırakmışlar. Biraz evvel söylediniz ya Sedat Bozkurt'dan alıntı yaptınız. Bu kadar yanlış bir süreç yönetimi ancak yapay zeka ile mümkün olabilir demiş bakın. Başkaca uzun uzun açıklamaları da var. Şimdi Lütfü Savaş'a aday mı yapacaksınız? Yapın ve bitirin. Yapmayacak mısınız? Yapmayın ve bitirin. E şimdi ne olacak? Suzan Şahin'i bir zaman önce aradığımda o zaman izin vermemişti. Dedi ki partiye zarar verir. Neden? Dedi ki bu kadar yol yürüdükten sonra bu kadar açıklamalardan, bu kadar tartışmalardan sonra şimdi ben seni ilan ettim ama çekiyorum derseniz insanların onuru kırılır. E, o zaman gidip başka partilerden aday olur veya bağımsız aday olursa kendisi kazanamasa bile AK Parti aradan sıyrılır. Bizim Kaygımız bu diyordu Suzan Şahin. Demek ki şu andaki genel merkezin yaklaşımlarında böyle bir sorun var efendim. Ha bu arada bir dakika bir mesaj görmüştüm. Şimdi mesela ilginç buldum bilemem. Ama sadece sizlere şunu aktarmak istiyorum. 82 yaşındaki bir isim. Bulabilirsem o mesajı sizlere okumak istiyorum. Şimdi bir öneride bulunmuş da şöyle şöyle yapılabilir mi diye. Neyse bulduğum zaman sizlere... ha buldum, buldum 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 buldum. Bakın Şöyle gelin arkadaşlar, bilemem ama sadece ilginç, burası tartışma platformu, söyleyen kişi Siber Göksel, 86 yaşındaki bir profesör, sevgili Küçükkaya, Hatay'a Nasuh Mahruki'yi belediye başkanı yapsınlar diyor, söylesinler diyor. Bilemem de ama Nasuh Mahruki, yani aslında o muymuş bu muymuş, birini yapsalar bitse aslında, bakın seçime kalmış, bir kere Yılmaz Özde ne demişti? CHP adayları belirleyecek ne zaman? Seçimden sonra. Hala bakın belli olmayan adaylar var. Bakın bu süreç yönetiminde hatadır. Şimdi